Nana, sana gerçekten inanamıyorum. Bu yüzüğün senin için ne kadar önemli olduğunu anlamıyor musun? Nasıl çıkarırsın parmağından? Biraz kilo aldım. Parmağımı çok sıkıyordu. Ben de... Nana, ne olursa olsun o yüzüğü parmağından çıkarma demiştim sana. Ama 5 dakika için çıkarmıştım. Burada yok. Biri almış olabilir mi? Simge. Simge almıştır. Ha, ya da Özge. Doğru ya. Eve başka kimse gelmedi ki. Değil mi? Bak Nanacığım. Bu yüzüğü hemen bulman gerekiyor. İşin kötü tarafı o özel ve sihirli bir yüzük olduğu için onu sihir yoluyla geri alamayız. Alan kişinin sana getirip vermesi lazım. Anlıyorum Kulina. Asma suratını. Yüzüğün kimde olduğunu bulmanda sana yardım edeceğim. Ama onu almak sana düşüyor. Kulina. Ne kadar güzel bir yüzük. Ayrıca bana o aptal Nana'dan daha çok yakıştı. Ne kadar güzel bir yüzük. Nereden aldın? Söyleyemem. Ben de takabilir miyim? Tabii ki hayır. Ne var? Yüzüğü neden onlardan saklıyorsun? Çok kıskançlar çünkü. Sonra okulda yüzük takıyor diye benim müdüre şikayet edebilirler. Doğru söylüyorsun. Gerçekten çok güzelmiş. Bu kadar parlağını daha önce hiç görmemiştim. Ben de. Aslında daha sonra biraz kirlenmiş herhalde. Dersin olmasın? İyi öğretmenim. Özge kızım, gel. Aferin size. Öğretmenleriniz ikinizden de çok memnun. Ya. Allah, ben ne dedim ki? Çocuklar bu kadar gülüyor. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Biliyor musun? Müdürün hep sakallı ve bıyıklarını çok merak etmiştim. Çok komikmiş. Peki yüzük gerçekten Simge veya Özge'deyse? Ne olursa olsun yüzüğü geri almalıyım. Ben hemen ofise gidiyorum. Ay, ben de okula gideyim bari, görüşürüz ha. Aa, yüzüğüm yok. Nasıl gideceğim? Normal insanlar gibi. Evden çıkınca sağa doğru yürürsün. Otobüs durağını göreceksin. 22D'ye bineceksin. O seni şirketin önüne kadar götürür. Heh. 22D. Ah, bu da para. Gördün mü? Para işe yarıyormuş, değil mi? 22D. Sağa dön, durağı bul, otobüsü bekle. Sağa dön. Ah evladım, böyle çıkılır mı? Hava soğuk, üstüne bir şey almadan mı çıkıyorsun? Donarsın valla. Doğru ya. Hı? Buradan çıkıyorum, sağa dönüyorum. Otobüs durağında bekliyorum. 22D'ye geliyor. Biniyorum, gidiyorum. Heh, hadi bakalım. Ya, yüzü üfle. İstediğin yerde. Şimdi gör bakalım İstanbul trafiğinde. Anla halimizi. Şimdi işin bitti Nana. Eh be Nana. Şimdi daha da kızıyorum sana. Yüzüğü kaybedecek zaman mıydı? Ne güzel kararımı vermiştim. Bu işlerden elimi eteğimi çekip kafamı dinleyecektim. Ne yapacağım ben şimdi? Üf. Ama böyle güzel bir fırsatı da kaçıracak değilim doğrusu. Evet. Şimdi işim bitti ama göstereceğim sana. Güzel kahve, evet. Benim okul çıkışı bize gelsene. Anneme sormam lazım. Aa, Kulina. Kulina. Müdürü görmeye mi geldin? Ama yok canım. Ne işim olacak onunla? Nana yüzüğünü kaybetmiş. Biliyoruz, bulamadım hala. Hayır, Özge'nin almış olacağından şüpheleniyorum. Gerçekten mi?
ama emin değilim. Eğer onduysa döve döve olurum. Emre, bunu duymamış olayım. Şiddetle yüzüğü alırsan etkisi gider zaten. Biliyorsun oyuncaklar ülkesinde şiddete asla yer yoktur. Şiddet kötü bir şeydir. Özür dilerim. Öyle demek istememiştim. Siz sadece yüzük onda mı değil mi onu öğrenin yeter. Gerisini Nana halleder. Tamam mı? Anlaştık mı çocuklar? Evet. Tamam. Aman efendim, bu ne güzel bir sürpriz. Hoş geldiniz, efendiniz. Ay çok teşekkür ediyorum. Çocuklar, niye gülüp duruyorsunuz bakayım? Hayır, hayır. Zamanı çocuklar efendim. Sebepli sebepsiz gülüp duruyorlar. Hadi bakayım, siz sınıflarınıza. Ay, sanırım bıyıklarınıza, sakallarınıza gülüyorlar. Bıyıklarıma, sakallarıma mı? Aman Allah'ım, daha bu sabah tıraş olmuştum. Nasıl olur? Bu imkansız. Yakışmış ama. Ben kirli sakalı tercih ederim ama. Buyurun odama geçelim. Bu çocuklar beni görüp güldükçe benim sinirim zıplıyor. Tamam, buyurun. Tamam efendim, tamam.